Bizim mentorluk programımıza katılan arkadaşlarla arada bir randevu günleri yapıyoruz ve onlarla 10'ar dakika bazen 20'şer dakika görüşüyoruz görüntülü yol ile. Ve bu programımıza katılan insanlardan genellikle şunu duyuyorum. Hocam eskiden etrafımda işe yaramaz tipler vardı. Beni sömüren, benim enerjimi çalan, vampir gibi ve o insanlar bana hep zarar veriyorlardı. Onlara hayır diyemiyordum. Onlara evet diyordum ve hep bedelini ben ödüyordum. Acıyı ben çekiyordum. Sanki sivrisinek gibi, bir sülük gibi bana yapışıyorlardı. Bunlardan bir türlü kurtulamıyordum. Ama sizin eğitimlere katıldıktan sonra bunlardan kurtuldum. Bunlar kendiliğinden gitti. İşe yaramaz, zarar veren, enerjimi çeken ne kadar insan varsa vampir gibi olan onlar kaybolup gittiler. Ve onların yerine çok kaliteli insanlar geldi. Onlarla oturup kalkıyorum. Onlar beni ileri taşıyor. Ben onları ileri taşıyorum. Onlar benimle zaman geçirmek için heves ediyorlar. Ben de onlarla beraber oturmak için gayret gösteriyorum diyorlar. Ben hep şu örneği veriyorum değerli arkadaşlar. Bal nasıl arıyı çekerse, üreteni çekerse, çünkü arı biliyorsunuz bal arısı üretiyor ve çalışkan, gayretli. Onları nasıl çekerse bal, sen de kendini geliştirdiğinde sen de bal gibi olursun ve kaliteli insanları çekersin. Üreten insanları çekersin. Başarılı insanları çekersin. Bereketli, varlıklı, mutlu, huzurlu, olumlu insanları çekersin. Bu kadar basit. Ama sen kendini geliştirmezsen, şöyle bir gözünü öne getir. Hani terlediğinde, pis koktuğunda bütün sivrisinekleri çekersin ya. Kendini geliştirmediğinde sivrisinekleri çekersin sürekli. Bu sivrisinekler sana rahat vermez. Senin kanını emer. Sürekli kaşıntı yapar. Devamlı huzursuz olursun. Geceleri uyku tutmaz. Bu sivrisinekler seni rahatsız eder. Geceleri sivrisinek seni rahatsız eder. Gündüzleri de kara sinek seni rahatsız eder. İşte kendini geliştirdiğinde, ter kokusu gittiğinde, bal gibi olduğunda da arıları çağırırsın. Arılar gelir, senden faydalanır. Sen onlardan faydalanırsın ve hayatına bir bereket, bir mutluluk, bir huzur getirirsin. Ama hocam arılar da ısırıyor. Evet, bal arıların üzerine parmağını bastırdığınızda o da kuyruğuyla kılıç gibi kullanıyor ve sokuyor. Ama sen ona zarar verirsen, sivrisinek böyle yapmıyor. Sivrisinek dokunmasan bile, git desen bile o yine geliyor. Sinsi sinsi seni rahatsız ediyor. Vızır diyor ve derinden kılıcını uzun hortumunu sokuyor. Senin kanını emiyor. Sivrisinekle arıyı asla kıyaslama. Dolayısıyla güzel insanlar, hayatınıza kalite katmak istiyorsanız, insanların sizinle zaman geçirmek için hevesli olmasını istiyorsanız, iyi insanları, güzellikleri, mıknatıs gibi bereketi, bolluğu, huzuru, mutluluğu kendinize mıknatıs gibi çekmek istiyorsanız, yapacağınız şey şahsiyet gelişimi, kendi gelişiminize yatırım yapmak. Kendi değerinizi 8 ayardan 24 ayar altın gibi yükseltmek. Yükseltince ayarınız altın gibi, değer kazanınca öz değeriniz artar, öz saygınız artar, özgüveniniz artar ve mıknatıs gibi iyilikleri çekersiniz. Ama ayarınızı düşürürseniz, çürük bir metal gibi olursanız o zaman bütün kötülükleri kendinize çekersiniz. Kaliteyi arttırmak için yapmanız gerekeni söyledim. Şahsiyet gelişimi yapın. Vakit nakittir. Bir an önce başlayın. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'da yaşayan insanların hayat kalitelerini arttırmak için, onların ayarlarını, altın ayarlarını arttırmak için, onların güzellikleri çekmeleri için onlara online olarak VIP eğitimleri veriyoruz. O eğitimlere 3 ay, 6 ay, 1 sene, 2 sene katılan arkadaşlarımız hayatlarına kalite katıyor. Kaliteli insan katıyor. Bütün sivrisinek gibi, vampir gibi insanları yanından savuyor ve iyilikleri çekiyor. Kötülükleri itiyor, iyilikler geliyor. Eğer siz de hayatınıza kalite katmak istiyorsanız, o zaman şimdi şahsiyet gelişimi yaparak hayatınıza kalite katmak için hemen bizim videonun altındaki linke tıklayın, form doldurun, gönderin. Eğitimle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın efendim.